Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbofesör, a.k.a. dünyanın en seksi adamı. Bugün Nihat Hatipoğlu kadar karizmatik bir adamın sunumuyla Ramazan bayramı kadar hayırlı ve bayram şekeri kadar tatlı bir video serisinin ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu video serisinde sizlere bütün diyet prensiplerinin hepsini anlatacağım. Bugüne kadar duyduğunuz birçok diyet prensibi vardır. İşte low carb diyeti olsun, carb cycling diyeti olsun, işte intermittent fasting olsun, one meal a day olsun, paleo diyeti olsun, if it fits your macros olsun ve devam eden birçok diyet tipi var. Bunların hepsini teker teker sizlere anlatacağım. Bunu yapmamın sebebi şu: bana sürekli soran bazı insanlar var. Hocam en iyi diyet tipi ne? En iyi diyet hangisi? Yağ yakmak için en iyi hangi diyet? Böyle bir diyet yok dostlar. En iyi diyebileceğimiz bir diyet yok. Sadece insandan insana en iyi değişkenlik gösteriyor. Bazı insanlar için işte ketojenik diyet mükemmel olurken, bazı insanlar için if it fits your macros daha iyi oluyor. Bunların hepsini teker teker anlatacağım. Siz kendiniz için en iyi olanı seçip uygulamaya başlayacaksınız. Bu videolarda şöyle bir yol izleyeceğim dostlar. Öncelikle diyetin ne olduğunu anlatacağım sizlere. Klasik diyetin ne olduğunu anlatacağım. Nasıl uygulandığını anlatacağım. Ondan sonra diyetin güzel yanlarına ve negatif yanlarına göz atacağız. Güzel yanları bizim için artı zaten. Ama negatif yanlarını düzeltmemiz gerekiyor ki uygularken sıkıntılar yaşamayalım. Yani klasik diyet üzerinde bazı oynamalar yaparak bu negatif özellikleri pozitife çevireceğiz. Ve daha modern bir diyet tipi haline getireceğiz. Bu eksiklikleri kapatmış olacağız. Ondan sonra düzenlenmiş, yenilenmiş, daha iyi seviyeye gelmiş bu diyet tipini size sunacağım. Eğer isterseniz, size uygunsa, sizin için en iyiyse bu diyet tipini uygulayarak artık hayatınıza devam edebileceksiniz. Önemli bir noktadan daha bahsedeyim. Bir kelimeyi açmamız gerekiyor. Diyet prensibi diyorum ama buradaki diyet şu değil. Kilo vermek değil. Çünkü diyet dediğim zaman insanların aklına kilo vermek, zayıflamak, yağ oranını yakmak gibi şeyler geliyor. Hayır. Diyet tipi dediğim şey, diyet prensibi dediğim şey aslında beslenme prensibi. Kilo almaya çalıştığınız, kas geliştirmeye çalıştığınız zamanlarda bu diyet sistemini uygulayabilirsiniz. Sadece kalorilerde biraz oynama yapmanız gerekecek. Kilo almak istiyorsanız ihtiyacınızdan biraz fazla kalori alacaksınız. Kilo vermek istiyorsanız ihtiyacınızdan biraz az kalori alacaksınız. Ama sistem aynı, korunacak dostlar. Böylelikle seriyi tanımış oldunuz ve ilk bölümümüzdeyiz dostlar. İlk bölümümüzde hangi diyet tipinden bahsedeceğim? IIFYM. If it fits your macros. Eğer makrolarına uyuyor ise istediğini yiyebilirsin. İbofes nasıl yani? Baklava yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Dondurma yiyebilir miyim? Yiyebilirsin bro. Pizza lan yiyebilirsin. Lan yersin oğlum, yersin. Ne istiyorsan yersin, tamam mı? Ne istiyorsan yiyebilirsin. Sadece makrolarına uyacak. Makro ne İbofesör? Karbonhidrat, protein, yağ. Senin günlük ihtiyacın olan bir protein vardır, bir karbonhidrat vardır, bir yağ vardır. Bunu karşıladığın sürece ne yediğinin hiçbir önemi yok. Sen proteini normal, temiz bir tavuk göğsünden de bonfilesinden de alabilirsin. Gidip işte burger yiyip burgerdaki o yağlı, doymuş yağ dolu etten de alabilirsin. Eğer protein eşit ise hiçbir fark yaratmayacak. Yağ ve karbonhidrat eşit ise hiçbir fark yaratmayacak vücut dış görünüşünde. Dış görünüşünü neden vurguladım? Birazdan anlayacaksınız dostlar. İsterseniz gelin bu diyeti size bir tanıtayım baştan. Öncelikle klasik versiyonu. İlk önce bu videoda, birinci bölümde neden bu diyet tipini anlatıyorum? Bu diyet tipi aslında vücut geliştirme sektöründe devrim yaratmış bir diyet tipi dostlar. İnsanlar eski zamanlarda diyet yapmak istiyorsan tertemiz besleneceksin. İşte pirinçtir, tavuktur, brokolidir, yeşilliktir bu. Çünkü kilo vermeye çalışıyorsan fix bu diyeti veriyorlar size, tamam mı? Klasik bodyci diyeti. Bu şeyi de duymuşsunuzdur zaten. Hollywood'da sürekli dolaşır ya, brokoli, tavuk, işte pirinç, başka da bir şey yok. Bu oradan gelir işte, klasik bodybuilding. Bu beslenme düzenine insanlar böyle taparken, herkes bu beslenme düzenini uygularken bu beslenme düzeni ortaya çıkıyor ve diyor ki baba ben pizza yiyerek de vücut yaparım diyor. İlla ki brokoli yememe gerek yok diyor. İnsanlar tabii ki, vücutçular çıldırıyor, baba sen ne konuşuyorsun, biz yıllardır bu işi yapıyoruz, bu iş böyle diyor. Baba sizin bu işi bugüne kadar nasıl yaptığınızın hiçbir önemi yok. Al çıktık, baklava yiyorum, pizza yiyorum, sadece makrolarımı ayarlıyorum, al vücuduma bak silah gibiyim diyor.
Bunun üzerine bir de araştırmacılar bu olayı test ettikten ve kanıtladıktan sonra artık klasik bodyciler de bu olayı kabul etmeye başladılar. Bu olay vücut geliştirme sektörüne girmeye başladı ve insanlar artık if it fits your macros şeklinde biraz daha esnek, flexible diyet şeklinde beslenmeye başladılar. Böyle bir geçmişi ve böyle bir tarihi olduğu için bu serinin ilk videosu olarak bu videoyu, bu diyet tipini layık gördüm dostlar. Şimdi gelelim bu diyetin klasik versiyonunun nasıl uygulandığına dostlar. Öncelikle günlük kalori ihtiyacımızı belirlememiz gerekiyor. Bu diyet tipiyle ilgili en önemli nokta. İnsanlar işte istediğini yiyebilirsin ile istediğin kadar yiyebilirsin kelimesini birbiriyle karıştırıyorlar ve bütün olay burada patlıyor. İstediğini yiyebilirsin ama istediğin kadar yiyemezsin dostlar. Çünkü kalori gereğinden fazla bir hale gelirse kilo alırsınız. Diyet bölümündeyseniz özellikle bu yanlışı yapıyorsanız amacınızı tamamen hiç etmiş olabilirsiniz. Kalori kontrolü yapmak zorundasınız. Burada makroyla da oynayarak bunu halledebilirsiniz. Ama işin en önemli noktası günlük kalori ihtiyacınızı kontrol altında tutmanız. Günlük kalori ihtiyacınızı hesaplıyorsunuz. Hesaplamayı bilmiyorsanız bunun üzerine bir video çektim. Linki aşağıya bırakırım. Veya web sitesini de direkt aşağıya bırakabilirim. Direkt gidip oradan da hesaplayabilirsiniz. Günlük kalori ihtiyacınızı hesaplıyorsunuz. İkinci adım, makro bölümü yapacaksınız. Yani zaten bu diyet sisteminin üzerine kurulduğu temel bu. Makrolar. Makrodan kastımız ne? Karbonhidrat, yağ, protein. Aldığınız 3000 kalorinin, burada örnek olarak 3000 seçelim. 3000 kalorinin yüzde kaçı proteinden, yüzde kaçı yağdan, yüzde kaçı karbonhidrattan gelecek? Bunu hesaplamanız gerekiyor. Bunun üzerine de bir video çektim. Eğer bilmiyorsanız gidip o aşağıdan o linki de bulun. Zaten yazacağım oraya. Oradan bu oranlamaları da hesaplayabilirsiniz. Ama diyorsanız bana fix bir sayı ver. Hem definasyonda kilo verirken, hem bulk'ta kilo almaya çalışırken, hem de kilomu korumaya çalışırken fix maksimum verim alabileceğim bir rakam ver diyorsanız bana, size %20 yağ aldığınız ihtiyacınız olan kalorinin, günlük aldığınız kalorinin %20'sini yağdan almanızı, %30'unu proteinden almanızı ve %50'sini karbonhidrattan almanızı tavsiye edeceğim dostlar. Bunu hem definasyonda hem bulk'ta hem de korurken vücudunuzu kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmayacak. Üçüncü adıma geldiğimiz zaman dostlar, öğün sayınızı belirleyeceksiniz. 3000 kalori alıyorum. Makrolarımı da belirledim. Ama bunu kaç öğün içerisinde alayım? Hayat düzeninize göre 3 öğün sayınızı belirleyebilirsiniz. Hayatınız çok aktiftir, çok az zaman buluyorsunuzdur. 3 öğün civarında takılın. Ama zamanınız vardır, 5 öğüne de çekebilirsiniz. Yani hayat şartlarınıza göre değişiyor. 3 ile 5 öğün arasında bir öğün sayısı belirlemenizi tavsiye ediyorum. Araştırmacılar da protein sentezi için 3 ile 5 öğün arası yeterli olacaktır diyorlar. Siz sayıyı kendinize göre belirlersiniz ama 3 ile 5 öğün arasında olmasına dikkat edin. Ondan sonra son adıma geldiğimiz zaman, dördüncü adıma geldiğimiz zaman hesap yapmanız gerekiyor. Özellikle if it fits your macros gibi sürekli canınızın istediği şeyi yiyebiliyorsanız, her zaman aynı şeyi yemiyorsanız çok fazla hesap yapmanız gerekecek. İnce hesap yapmanız gerekecek. Çünkü if it fits your macro'da, yani abur cubur yiyorsanız, işte baklava yiyorsanız, bunlarda küçük miktar içerisinde kaloriler çok yüksektir. Sen temiz bir diyet yaparken tavuk göğsü yediğin zaman şu kadar bir miktar fazladan yesen sıkıntı olmaz. 10 kalori, 20 kalori halledersin. Ama şu kadar bir baklava yediğin zaman 100 kalori. 2 tane baklava yesen 200 kalori. Yani çok rahat bir şekilde ihtiyacından fazla kalori alabilirsin. Özellikle diyet döneminde sana çok büyük sıkıntı yaratır bunu. Çok ince hesaplamalar yapman gerekiyor. Tamam mı? Hesabı da tuttuğun sürece, bu 4 adımı uyguladığın sürece sen if it fits your macros diyeti uygulayan bir sporcusun veya bireysin dostlar. Klasik bu şekilde uygulanıyor. Şimdi pozitif ve negatif etkilerine bir göz atalım. Bir, pozitif etkisi sürdürülebilirlik. Biz genelde diyeti neden bozarız? Canımız bir şeyler çeker. Normalde işte sebze yiyorsak, meyve yiyorsak, başka bir şey yemiyorsak canımız tabii ki baklava çekecek, işte çikolata çekecek, bir şeyler çekecek. Bunu yediğimiz zaman da diyeti bozacağız. Bozmuşken de anasını satayım deyip tüm diyeti bozuyoruz. Zaten genelde diyet bozmalar böyle ilerliyor. Ufak bir çikolata alıyorsun, almışken bir tane daha alayım, almışken anasını avradını derken bütün diyeti hiç ediyorsunuz. Ama bu diyette düzenli olarak canınızın istediği şeyleri yiyebildiğiniz için, tabii ki kalori kontrolünde canınızın istediğini yiyebildiğiniz için bir sıkıntı olmayacak. Yani bundan kaynaklı diyeti bozmayacaksınız. Daha sürdürülebilir bir diyet olacak. Bir haftada bırakmayacaksınız. Aylarca devam edebileceksiniz. İkinci olay sosyal yaşam. İstediğinizi yiyebildiğiniz için sallıyorum akşam klaba gideceksiniz. Arkadaşlarla içeceksiniz. Sabahtan düşük kalori alırsınız ki bütün kalori ihtiyacınızı akşama saklayın. Gidersiniz. Alkol alırsınız. İşte abur cuburdur, çerezdir, cipsi, bunlarla takılırsınız. Hayatınızı yaşarsınız.
sosyal ortamlara da girebilirsiniz yani. Veya yemeğe çıktınız, yemeğinizi yersiniz. Oysa ki sabit bir diyet yapıyorsanız, tavuk pilav tarzı takılıyorsanız, klaba gidip içemezsiniz. Yani içmediğiniz için de bu sefer trip olur arkadaşlar arasında. Sen köşede duruyorsun, arkadaşlar içiyor, kafayı bulup sarhoş oluyorlar falan. Biraz ayak uydurması kötü oluyor. Bu şekilde sosyal yaşamı da iyi etkiliyor, istediğinizi yiyebildiğiniz için. Ondan sonra vücut kompozisyon olayı. Sabit diyet ile bu flexible diyeti, yani if it fits your macros diyetini kıyasladıkları zaman araştırmacılar vücut kompozisyonu olarak hiçbir fark gözlemlemiyorlar. Eşit kalori alıyorsan, eşit makroları alıyorsan, vücut kompozisyonu olarak eşit antrenman yapıyorsan, vücut kompozisyonu olarak, yağ oranı, kas gelişimi olarak hiçbir fark gözlemlemiyorlar. Bundan kaynaklı istediğimizi yiyerek buna ulaşabildiğimiz için bu da bizim için pozitif bir yan olacak dostlar. Şimdi negatif yanlara geleceğiz. İlk başlık, yani en büyük başlık aslında sağlık. If it fits your macros'un karşı görüşü olanlar, yani biz bunu kullanmıyoruz, bu kullanılmaması gerekiyor diyenler genelde bu diyet tipine sağlıktan saldırıyorlar. Yani sağlık için kötü diyorlar. Çünkü sen sürekli proses yiyecekler tüketiyorsan, işlenmiş yiyecekler tüketiyorsan, abur cubur tüketiyorsan uzun vadede sana sıkıntı çıkaracak diyorlar ve haklılar dostlar. Siz klasik şekilde uyguluyorsanız, yani hepsi abur cubur şeklinde ilerliyorsanız, sürekli Burger King'e gidiyorsanız, pizza söylüyorsanız, baklava yiyorsanız, çikolata yiyorsanız, ama makroları eşit alıyorum ama sıkıntı yok diyorsanız sıkıntı var. Dış görünüş olarak sıkıntı olmayabilir ama sağlık olarak sıkıntı var. Çünkü dostlar bu tükettiğimiz abur cuburların içerisinde çok fazla doymuş yağ var. Doymuş yağ bizim zaten kalp ve damar rahatsızlıklarını tetikleyen maddelerden biri olduğunu biliyorsunuz. Onun dışında şeker. Şeker çok yüksek olduğu için sürekli insülin in aşağı çık, in aşağı çık falan derken insülin direnci ortaya çıkabilir. Uzun vadede diyabet ortaya çıkabilir. Ama şöyle bir durum var. Eğer kaloriyi kontrol ediyorsanız, yani kiloyu aşırıya çıkarmıyorsanız, obez hale gelmiyorsanız, ihtiyacınızdan çok fazla kalori almıyorsanız bu konularda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Hatta araştırmalar da gösteriyor. Eğer kaloriyi kontrol ediyorsanız aldığınız şeker veya doymuş yağ pek bir sıkıntı yaratmayacak sizlere. Yağ oranınızı, vücut yağ oranınızı ve kilonuzu kontrol ettiğiniz sürece. Ama her ne kadar bu olayı sağlayabilsek de işte içerisindeki bazı katkı maddeleri var. GDO dediğimiz işte koruyucu maddeler var. Bu proses paketlenmiş gıdalar sürekli uzun bir vadede tüketiyorsanız, vücut şeyinizi korusanız bile, kompozisyonunuzu, kalori ihtiyacınızı korusanız bile bazı sıkıntılar ortaya çıkacak. Özellikle vitamin ve mineral eksikliği de yaşayacaksınız. Bunun sebebi ne? Sen sürekli pizza yersen, sürekli abur cubur yersen senin bitkisel kaynakların nerede? Vegetables nerede? Vegetables ne anasını satayım? Vegetables, yeşillik, yeşillik de değil. Sebzeler nerede? İngilizceden Türkçeyi unuttuk anasını satayım. Sebzeler nerede? Meyveler nerede? Bunları almıyorsan ne oldu? Sen mikro gıda eksikliği yaşadın. Vitamin, mineral eksikliği yaşıyorsun. Uzun vadede, hatta uzun vadede değil, birkaç hafta içerisinde sıkıntıları gözlemlemeye başlayacaksın. Eğer %100 klasik şekilde uyguluyorsan. Onun dışında bir nokta daha var negatif olan, iştah kontrolü. Diyet yaptığın zaman önemli olacak bu nokta. Sen if it fits your macros uyguluyorsan, sürekli şekerli abur cubur şeyler yiyorsan insülin yükselecek, hemen aşağı düşecek, tekrar acıkacaksın. Baklava yedin, yarım saat sonra tekrar açsın. Pizza yedin, bir saat sonra tekrar açsın. Açlığı kontrol etmek çok zor olacak. Ha, kilo alma dönemindeysen, bulk dönemindeysen pek sorun yaratmayacak. Çünkü zaten bol bol yiyorsun, bir sıkıntı olmayacak. Ama diyet dönemindeysen, yağ oranını %10 civarlarına çektiysen, açlıktan sıkıntılar yaşıyorsan, bir de böyle tatlı şeyler yediğin zaman, insülini zirveye vurup aşağıya çeken şeyler yediğin zaman, açlığı kontrol etmek imkansız hale gelecek dostlar. Yani imkansıza yakın. Kendinizi öldürmeniz gerekecek yani. İşte bu problemler, bu diyet ile ilgili aslında en büyük problemler. İnsanlar işte diyet tipini, bu diyet tipini sevmeyen insanlar, sporcular bu diyet tipine bunlardan kaynaklı saldırıyorlar. İşte iştah kötü, iştahı kontrol etmek kötü, diyet yapması zor. Bam. Ondan sonra ne işte mikro besin eksik. Sebze meyve tüketmiyorsun, ondan kaynaklı sağlığa sıkıntı yaratır. Bam. Ondan sonra ne var orada? Katkı gıda, katkı maddeleri var. Bam diye bu diyete saldırıyorlar. Bizim bu sıkıntıları çözmemiz gerekiyor ki bu diyeti daha kullanılabilir bir hale getirelim. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bu sorunları çözerek yapacağız. Bu sorunlardan bir tanesi neydi? Mikro besin eksikliği. Bunu nasıl çözeceğiz dostlar? Mikro gıda eklememiz gerekiyor. Yani sebze ve meyve eklememiz gerekiyor. Bunun üzerine yapılan birkaç araştırma var. Mikro besin ihtiyacınızı karşılamak için günlük 300 ile 500 gram arası sebze meyve karışımı tüketmenizi istiyorlar. 300 gram ile 500 gram arası sebze meyve karışımı tüketiyorsanız bir sıkıntı olmayacak. Mikro besin ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız. İlk madde yapacağımız, bu klasik diyet üzerinde yapacağımız ilk değişiklik bunu yapmak. 300 ile 500 gram arası meyve sebze karışımı eklemek. Tabii ki bu karışımı 3000 kalorilik ihtiyacımıza dahil edeceğiz. Tamam mı?
Bunu yaptıktan sonra mikrobesin ihtiyacımızı karşılamış olacağız. İkincisi dostlar, iştah kontrolü. Burada lif işin içerisine girecek. Lif neydi? Bizim sindirimimizi biraz yavaşlatırdı ve boşaltım sistemini rahatlatırdı. Daha rahat bir şekilde boşaltım yapardık. O yüzden lif miktarını yükseltmemiz gerekecek. Çünkü if it fits your macros uyguluyorsanız, yani abur cubur şeklinde besleniyorsanız, canınızın istediğini yiyorsanız, basit şekerler falan tüketiyorsanız lif eksik olacak. Diyetinizde lif eksik olacak. Bundan kaynaklı hem sindirim açısından hem boşaltım açısından sıkıntılar yaşayacaksınız. Hem de iştah açısından sıkıntılar yaşayacaksınız. Çünkü sindirim çok hızlı olduğu için insülin yukarıya vuruyordu, sonra tekrar düşüyordu, açlık yaşıyordunuz. Lif yüksek olduğu zaman sindirim stabil ve uzun bir süre sürüyordu ve çok sert bir açlık yaşamıyordunuz dostlar. O yüzden lifi yükseltmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Lif oranı yüksek, biraz daha sağlıklı gıdalara gitmemiz gerekiyor. Buradaki sağlıklı ile sağlıksız arasındaki ayrımı nasıl yapacağınızı burada göstereyim size. Sağlıksız dediğimiz gıdalar yüksek basit şeker içeren gıdalar. Ondan sonra katkı maddeleri içeren gıdalar, bu paketli gıdalar. Ardından doymuş yağ oranı yüksek gıdalar. Ya bu üçü aslında junk food dediğimiz, fast food dediğimiz şeyler isim geliyor. Eğer sağlıklı istiyorsanız da bu üçünün tam tersi olacak. Şeker oranı az olacak. Ondan sonra katkı maddesi biraz daha az olacak. Daha az işlenmiş, daha az paketlenmiş. Biraz daha böyle saf bulgur şeklinde tarzı, anladınız mı? Saf şekilde, çok işlenmemiş şekilde alacaksınız. Ondan sonra doymuş yağ oranı düşük olacak. Ve ne olacak? Vitamin ve mineral oranı yüksek olacak. Bu da bizim mikro gıda ihtiyacımızı karşılayacak. Ondan sonra lif oranı yüksek olacak. Biraz daha arpa, buğday, işte baklagiller, kuru yemişlere gideceğiz. Ondan sonra doymamış yağ oranımız biraz daha yüksek olacak. Tekrardan baklagiller ve kuru yemişlere gittiğimiz zaman bunları karşılayacağız. Yani buradaki sağlıklı ile sağlıksız arasındaki fark bu dostlar. Biz de iştah kontrolü dediğimiz zaman sağlıksızdan sağlıksıza gideceğiz. Bunu 50-50 şeklinde uygulayacağız. Normalde klasik if it fits your macros'da %100 istediğini yersin diyorlardı. Biz bunu 50-50'ye çekeceğiz. Bir %50'sini sağlıklı yiyeceğiz, %50'sini de kirli yiyeceğiz. Canımız ne istiyorsa onu yiyeceğiz. Tabii ki makro kontrolünü ve kalori kontrolünü yapacağız bu arada. Böylelikle bu uygulamayı yaparak 50-50'ye getirerek klasik if it fits your macros'dan moderne geçiş yapmış oluyoruz. Hatta gelin moderne şöyle bir baştan açıklayayım sizlere. Tekrardan klasikte olduğu gibi günlük kalori ihtiyacınızı buluyorsunuz. 3000 kalori bulduk. Ondan sonra öğünü belirliyorsunuz. 3 ile 5 öğün arası. Diyelim ki 4 öğün seçtik. Tamam mı? Hayat şartlarımıza göre ben 4 öğünü seçtim. Ondan sonra sağlıklı ve sağlıksız besinleri ayırdık biraz önce söylediğim gibi. Ve 50-50, %50-%50 dağıttık. Bunu nasıl yapabilirsiniz? 4 öğünümüz vardı. Bu 4 öğünden sabah kalktığınızı sallıyorum, sağlıklı bir şekilde yaptınız. Yulaftır, işte yumurtadır, biraz protein tozudur, meyvedir falan, bu şekilde uyguladınız. Öğle geldiniz, burger yediniz. İşte et, çift etli burger yediniz. Hem proteininizi, hem yağınızı, hem karbonhidratınızı karşıladınız. Öğleden sonra geldiniz, yani üçüncü öğününüzde geldiniz. Tavuk yaptınız, pirinç yaptınız, brokoli yaptınız. Yanında yeşillik koydunuz, belki biraz da meyve yediniz. Yine sağlıklı. Akşamkinde de pizza yediniz. Yani iki öğün temiz, çok temiz, tertemiz yani. İki öğünde biraz daha istediğiniz junk food şekli, fast food şeklinde tüketiyorsunuz. 50-50 şeklinde. Böylelikle canınızın istediği şeyleri yediğiniz için diyeti bozmayacaksınız. Aynı zamanda sağlıklı lif yediğiniz için, vitamin ve mineraller aldığınız için, meyve sebze yediğiniz için sağlıksız bir hale gelmeyeceksiniz. Hem formunuzu koruyacaksınız, istediğiniz yere geleceksiniz, hem diyeti sürdüreceksiniz, hem de sağlığınızı bozmayacaksınız. Böylelikle klasikteki bazı problemleri kapatmış olacağız. Bu problemlerden kurtulduktan sonra diyeti uzun vadede hem kilo alırken hem kilo verirken uygulayabileceksiniz dostlar. Son bir probleme değeceğim, hesaplama problemi, hesap tutmak. Tabii ki sürekli farklı şeyler yiyorsanız hesap tutması zor olacak. Burada iki tane şey yapabilirsiniz. Birincisi dostlar, ben tembel değilim, ben yaparım, sıkıntı yok, ölçeriz, sıkıntı yok. Bir tane kendinize hassas tartı almanız gerekiyor. Yemek tartısı almanız, mutfak tartısı almanız gerekiyor. Burada gramajı ölçeceksiniz ve bazı uygulamalarda MyFitnessPal gibi veya Dietkolik gibi uygulamalarda birçok besinin ortalama kalorisini bulabilirsiniz. Sallıyorum, işte pizza aldınız, tartıda ölçtünüz 250 gram pizza. Yazdınız Dietkolik'e pizza kalorisi ne kadar? Tabii ki pizzadan pizzaya göre değişiyor. O yüzden bunu uygulamak biraz mantıksız olabilir. Biraz oynamalar ortaya çıkabilir. Çok dikkatli hesaplamanız gerekiyor bunu. Tamam mı? Hesaplayabilirim diyorsanız hesaplayın. Sıkıntı yok. Tartı alın bir tane. Bir tane de uygulama bulun. Dietkolik veya MyFitnessPal gibi. Kontrolü yapın. Hesaplamayı yapın. Size sıkıntı çıkarmıyorsa, ben işte sorun olmaz, ben zaman ayırabilirim diyorsanız bunu yapın. Tamam mı? Ama yapmak istemiyorsanız, size sıkıntı yaratıyorsa, uğraşmak istemiyorum diyorsanız şunu yapabilirsiniz.
10-15 tane sürekli her gün yediğiniz, yemekten sıkılmadığınız 10 tane 15 tane besin vardır. Tamam mı? Zaten 1000 tane ayrı ayrı besini her gün tüketemezsiniz. 10-15 tane besin vardır en çok sevdiğiniz. Bunların kalorisini ve günlük gramajlarını aşağı yukarı hesaplayın. Bir kağıda yazın, bir yere not alın. Ondan sonra her bunları tükettiğiniz zaman o kağıda bakarsınız ve 2 dakikada çat çat hesaplamayı yaparsınız. İşte sallıyorum, pizza seviyorsunuzdur veya burger seviyorsunuzdur. Bunları zaten not almışsınızdır daha önceden. Tarttınız, tartıya koydunuz 250 gram burger mesela veya 250 gram pizza. Baktınız 100 gramında şu kadar kalori var, şu kadar işte protein, şu kadar yağ, şu kadar karbonhidrat var. Burada da 250 gram varsa 2,5'la çarparsınız. Olayı zaten çözmüş olursunuz. 10-15 tanesini böyle not alın, bir yere yapıştırın. Sürekli telefona girip çıkmayın diye. Anladınız mı? Bunu yaparak biraz daha zaman kazanabilirsiniz. Zaten bir yerden sonra bunu ezberleyeceksiniz bile. O kağıda bile bakmayacaksınız. Eğer sürekli o 10-15 tanesini yiyorsanız. Zaten normal bir insansanız büyük ihtimalle gün içerisinde her gün 10 tane 15 tane yiyecek arasında gidip gidip geliyorsunuz. Özellikle sporcu insansanız dostlar. Böylelikle biraz daha zaman kaybınızı aşağıya çekmiş olabilirsiniz. Arada sırada tabii ki bir yerlere gitmeniz gerekebilir. Başka şeyler tüketmeniz gerekebilir. O zamanlarda biraz uğraşırsınız. 2-3 hesap yaparsınız. Sıkıntı olmaz. Ama sıkıntı yok diyorsanız, ben her zaman değişik şeyler, 100 tane değişik şey yemek istiyorum diyorsanız, o zaman biraz çaba göstermeniz gerekecek tabii ki. Bu diyet tipini uygulamak istiyorsanız dostlar. Sanırım söylememiz gereken her şeyi söyledik. Böylelikle IIFYM, if it fits your macros, diyet tipini öğrenmiş oldunuz. Eğer siz de canınızın istediği şeyleri uzun vadede tüketemediğiniz için diyeti bozmak zorunda kalıyorsanız, artık zorunda değilsiniz. Kalori kontrol yapacaksınız, makro kontrol yapacaksınız ve 50-50, %50 istediğinizi yiyeceksiniz, %50 hedefe yönelik temiz yediğiniz zaman böyle bir diyet tipini biraz daha inovatif bir hale getirip, inovasyona uğramış bir hale, modern bir hale getirerek uygulayabileceksiniz dostlar. Umarım bütün bilgiyi verebilmişimdir. Aklınızda herhangi bir soru varsa, bakın böyle bilgi verdiğim videolar da sorularınızı %100 kesinlikle yanıtlayacağım. Bundan bir ay sonra soru yazsanız bile. Tamam mı? Bu videodan bu kadardı o zaman. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız, bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.